İnceledim ben. 1 santimetreden küçük bir tümörü var. Salgınla etkin mücadele kapsamında bazı yaş grupları için sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. Uygulama kesintisiz sürüyor. Ancak kronik hastalıklar yasak dinlemiyor. Hal böyle olunca da online hizmet çare oluyor. Hastanelerin yoğunlaşması, hastalığın bulaşması açısından imkan sağlayacağı için başka bir açılım yapalım istedik. O örnek uygulama Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde geliştirildi. Yurttaşlarımızın evde ve salgından uzak kalmasını sağlamak amacıyla görüntülü muayene hizmeti devreye girdi. Bu yeni açılımı biz internet polikliniği ismini veriyoruz. Online muayene diye randevularınızı alabilir. Bizden hizmet almaya devam edebilirsiniz. Aile hekimliği, gastroenteroloji, genel cerrahi ve psikiyatri poliklinikleri internet üzerinden hasta kabulüne başladı. Hastalar aldıkları randevuyla hastaneye gitmeden doktorlarla görüntülü görüşebiliyor. İlgili hekim arkadaşımız bu hastanın bize verdiği telefon numarasından WhatsApp'tan bağlanarak yüz yüze hastayla ilgili bilgileri tartışacak, hastanın sorularını soracak. Sorunlarını öğrenecek, ilaç dozlarını ayarlayacak, laboratuvar sonuçlarını tartışacak, hastaya yol gösterecek. Hastanenin başhekimi Profesör Doktor Nuh Zafer Cantürk, bazı hastalıkların düzenli takip edilmesi gerektiğini söyledi. Hastaların mağdur olmaması için bu sistemi geliştirdiklerini belirtti. Sosyal Güvenlik Kurumu'yla da gerekli istişare yapılmıştır. Buradaki muayene, poliklinik muayenesi gibi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ücretlendirilecektir.